kıymetli dernek başkanlarıma, Mehmet Mert Bey ve Nezir Karayün hocama, yine platform başkanımız Recep Bey'e ve Esenyurt'tan, Büyükçekmece'den, Avcılar'dan, Beylikdüzü, Silivri ve Küçükçekmece'den ilçemizde bu akşam bu toplantımıza katılan kıymetli basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu akşam yine eski meclis üyesi kardeşlerim, arkadaşlarım yanımda ve şu anda halen meclis üyesi olarak faaliyette olan eski meslektaşınız Zerrin Hanım yanımızda. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli dostlar, saygılar hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizin öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Tabii ki bütün bu çabaları bir güne sığdırmak, yapılan bütün bir çalışmaları bir güne özetleme imkanı yok. Sadece simgesel olarak, sembolik olarak belirlenen bu günde bizler de sizlerle birlikte olmak istedik. Ama Büyükçekmece'de, ilçemizde her gün, her daim birlikte olduğumuz arkadaşlarımızsınız. Çarşıda, pazarda, manavda, yolda yürürken birlikte Büyükçekmece'yi değerlendirdiğimiz, birlikte hasbihal ettiğimiz, birlikte konuştuğumuz kardeşlerimizsiniz. Bu yüzden mesleğinizin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Mesleğinizin ne kadar meşakkatli olduğunu biliyorum. Ve gazetecilik mesleğinin özellikle yazılı basında, görsel basında çok zor bir meslek olduğunu biliyorum. Ve bazen yaptığınız haberlerden, bazen yaptığınız programlardan, aldığınız eleştirilerden, bazen ailevi olarak sınıflara düştüğünüzü, toplumsal yaşamda sınıflara düştüğünüzü farkındayız. Bunları biliyoruz ve bu yüzden diyoruz ki gazetecilik gerçekten zor bir meslek. Sadece bir gün değil, inşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla günlerde, ki az evvel Ali Tarakçı Bey de şimdi yanımızdan ayrıldı, yaz aylarında ve kış aylarında olmak üzere değişik zamanlarda sayın dernek başkanlarımla beraber sizlerle beraber ve bir olmayı düşünüyoruz ve birlikte olmayı arzu ediyoruz. Büyükçekmece'de yapılacak her bir programda, Büyükçekmece'de yapılacak her bir projede sizlerin mutlak surette fikirlerini almak, sizlerin değerlendirmelerini almak bizler için önem arz ediyor. Biliyoruz ki insanlar fikir sahibi, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Biz de insanları doğru fikirler üzerinde bilgilendirerek doğru işler yapma amacıyla Büyükçekmece'ye belediye başkan aday adayı olduk. Ve diyoruz ki bizler Büyükçekmece'de, Büyükçekmece'nin 24 mahallesinde her ne faaliyet yapacaksak, Büyükçekmece'deki STK'larımızla, Büyükçekmece'deki yerel basınımızla, bu masanın bugün etrafında olan kardeşlerimizle beraber bu faaliyetlerimizi icra edelim diyoruz. Yine bireysel olarak çok fazla gelişen sosyal medyada olmazsa olmazımız yine bizim basınımız, sosyal medyamızda, internette, YouTube'da, Google'da devamlı olarak izlediğimiz, takip ettiğimiz sizlersiniz. Ve sizlerin üzerinizde çok fazla yük var. Özellikle bütün bu adaletsizliklerin çözüm noktasında, dünyada yaşanan adaletsizliklerin çözümünde, ülkemizde yaşanan adaletsizliklerin çözüm noktasında hepinize ayrı ayrı görev düşüyor. Düşünün, on binlerce kilometre öteden gelip de adalet dağıtacağız deyip bugün İsrail'deki, bugün Filistin'deki zulmü haykırmak da sizlere düşüyor. Bugün Filistin'de mücadele eden kardeşlerimiz, gazeteci kardeşlerimiz, basın mensuplarımız orada en son bildiğim 115 gazeteci arkadaşımızın şehit olduğuydu. Ve hepiniz zor şartlarda mücadele ediyorsunuz. Ve bu noktada da sizlerin oralarda daha etkin olduğunu, dünyada yapılan haksızlıklara, dünyada yapılan zulümlere sizler aracılığıyla bir adaletsizliğin önleneceğine inanıyorum. Ve bu noktada da sizlerin çabalarını önemsiyorum. Sizlerin yaptığı işi herkesten çok önemsiyorum. Yine bu vesileyle Gazze'de 7 Ekim'den bugüne kadar 115 gazeteci kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bundan sonra da tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu kardeşlerimizi hatırlarken yine bu adaletsizliğin önlenmesi noktasında hep birlikte hareket etme gayreti içinde olacağımızı da ifade etmek istiyorum. Yer Büyükçekmece, konu Büyükçekmece ve önümüzde yerel seçim var.
Bu seçim öncesi Büyükçekmece'mizde aday adayı olarak geçmiş dönem ilçe başkanı sıfatıyla, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sıfatıyla Büyükçekmece'de AK Parti'mizde aday adayı olarak başvurumuzu yaptım. Ve Büyükçekmece'de süreç henüz sonuçlanmadı. Ve İstanbul'un hiçbir ilçesinde sonuçlanmadı daha doğrusu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız belli, Murat Kurum Bey ve ilçelerde de şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleriyle ilçe belediye başkanlarımız belli olacak. Biz Büyükçekmece'yi az evvel çok küçük bir slide geçti bizim tanıtım videomuz gibi ki her gün bir yerlerde olma gayreti içindeyiz. Her gün bir mahallemizde, her gün bir STK'mızda, her gün bir spor kulübümüzde olma gayreti içindeyiz. Ve diyoruz ki Büyükçekmece'de yapılmayan çok şey var bize göre. Mevcut idare tarafından eksik bırakılan, yapılamayan birçok nokta var. Yaptıkları güzel şeyler için geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de bizim kardeşlerimiz mecliste de yapılan doğruları teşekkür ediyorlar. Geçmiş dönemlerde biz de teşekkür etmiştik. Yapılan yanlışları da yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Yalnız AK Parti muhalefeti olarak yapılan yanlışları ifade ederken sadece yanlış ifade etmekte kalmıyoruz. Yapılan yanlışın nasıl doğru hale geleceğini de yol haritası olarak bizim kardeşlerimiz dün Bedir Bey, Musa Bey, Havva Hanım gösterirken bugün de Serin Hanımlar AK Parti grubu olarak yapılan yanlışları ifade edip doğruları da gösterme gayreti içindeler. Büyükçekmece'de birkaç noktaya değinmek istiyorum. Özellikle kentsel dönüşüm anlamında bina yenilemeleri yapılıyor. Büyükçekmece'de mevcut idarenin ifade ettiği belli sayıda binanın yenilendiği Büyükçekmece'nin kentsel dönüşümden faydalandı. Tabii ki akıllar. Büyükçekmece'de çok fazla bina dönüşümü sağlandı. Büyükçekmece'de belli binalar yıkıldı. Yaşlı binaların bir kısmı yıkıldı ve büyük bir oranda yıkılıp yapılan binalar var. Ama bunları yaparken bu çalışmalarda parsel bazlı olmak yerine bunları ada bazlı yapabilsek, bunlarda büyük parseller oluşturarak, büyük adalar oluşturarak yapılabilse, mutlak surette bunların altında otoparkları ki Büyükçekmece'nin en çok yaşadığı sıkıntı şu anda hepimiz yaşıyoruz otopark sıkıntısını. Otoparkı, sosyal donatı alanları, parkı, peyzajı çocuklarımızın gezebileceği alanlar mutlak surette oluşacaktır. Ve bunları biz yaparken ada bazlı yapma gayreti içinde olacağız. Büyükçekmece'mizin bütün mahallelerin imar sorunlarını masaya yatırarak hızlı bir şekilde çözmeyi ve hızlı bir şekilde çözerek halkımızın rahat bir nefes almasını hedefliyoruz. 24 mahallemize de kuracağımız saha mühendisiyle, mıntıka elemanıyla 24 mahallemize de eşit mesafede hizmet ederek bundan önce ihmal edilen mahallelerimizi biraz daha fazla değerlendireceğimizi, biraz daha fazla faydalanacağımızı ifade etmek istiyorum. Çalışması tamamlanan Mimar Sinan mahallemizdeki planlamalar uygulamaya hazır. Burada kentsel tasarım anlamında bir çalışmamız vardı. Büyükçekmece Merkez Kentsel Dönüşüm, Mimar Sinan Mahallesi kentsel tasarım anlamındaydı. Ve burayla ilgili de Mimar Sinan'ın tüm mahallelerinde çalışmaları hızlandırarak oradaki yaşlı yapı stoklarını da ortadan kaldıracağımızı ifade etmek istiyorum. Kütüphanesiyle, camisiyle, gezinti alanlarıyla nefes alacak millet bahçelerinin oluşturulacağı ve çocuklarımızın toprağa, çiçeğe, böceğe çok daha kolay ulaşacağı alanlar oluşturmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Büyükçekmece yeşillik anlamında Albatros'uyla, kültür parkıyla nefes alınabilecek alanları var mı? Var. Ama bizim vizyonumuzda, bizim anlayışımızda bunların çok daha fazla sosyal projelerle desteklenerek halkın erişimine daha fazla kullandırmak bizim yegane amacımız olacaktır. Deprem toplanma alanlarında aktif halde kullanarak Marmara depremi kapımızda diyoruz. Deprem bugün değilse yarın gelecek diyoruz. Bu deprem toplanma alanları da mutlak surette en yakın sürede faaliyete geçirerek burada tatbikatlar yaparak yine halkımızı bilgilendirerek bunları halkımızı kullandırmayı ana hedeflerimizden bir tanesi. Büyükçekmece'mizin her mahallesinde, özellikle Dizdariye Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan trafik sorunlarını biliyoruz ve bunların çözümü için de bugün çalıştığımız ekibimiz gayret sarf etmekte. Büyükçekmece'mizde ihtiyaca binaen yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri mutlak surette belediyenin eliyle yapılması gereken faaliyetlerden bir tanesi.
Malumunuz günümüzde gerçekten eşler çalışma durumunda olduğu için ana babalara bakmak, yaşlılara bakmak bazen zor oluyor. Ve dışarıya baktığımız zaman özel bakım evlerde çok yüksek bedeller istiyorlar. Bizim Büyükçekmece'mizde, Karaağaç Mahallemizde, Eskice'mizde, Göl Havzamızda yaşlılarla ilgili kullanacağımız alanlar çok fazla. Ve buralarda yaşlılarımızı kapalı alanlara hapsederek değil, ayakları toprağa basarak, o çevrede bulunduğu ortama ayak uydurarak mutlak surette yaşlılar evimizle, yaşlı huzur evi demiyorum, yaşlı bakım merkezleriyle bu abi, amcalarımızı, bu teyzelerimizi buralarda bakmak yegane hedeflerimizden bir tanesi. Büyükçekmece'mizde sosyal tesis anlamında birkaç tane sosyal tesisimiz var. Biz 24 mahallemizin tamamında Büyükçekmece'yi kucaklayan, Büyükçekmece'liği kucaklayan sosyal tesislerle Büyükçekmece'mize hizmet vermek istiyoruz. Yine 24 mahallemizin tamamında anaokullarımızla, kreşlerimizle, bilgi evlerimizle işe giden kardeşlerimizin, işe giden ailelerimizin çocuklarını bırakabileceği oralarda kendilerinden emin bir şekilde, güvenli bir şekilde bu alanları kullanacağı bilgi evleri ve anaokulları oluşturmak gayemizdir. 24 mahallemizin tamamında taziye evleri, kültür merkezleri oluşturmak yine başka bir amacımız. Günümüz şartlarında 2+1 evlerde, büyük sitelerde taziyeleri kabul etmek gerçekten zor. Büyükçekmece ilçemizde birkaç camimizde olan taziye eviyle bu ihtiyaç giderilmeye çalışılıyor. Yeterli mi? Yetmez. Bir Kuba Camii'nin bahçesindeki taziye evi, teşekkür ediyoruz yaptıranlara. Ama sadece Kuba Camii'nin orada cenaze olmuyor. İşte Büyükçekmece'nin Mimar Obası'nda, Sinan Obası'nda, Celaliyesi'nde, Kamil Obası'nda, Tepeci'nde yapılacak her türlü taziye evinde toplantıların düzenlenebileceği, taziyelerin kabul edilebileceği, insanların misafirlerini rahatça ağırlayabileceği buradaki mekanlarımızı oluşturmak ana hedeflerimizden bir tanesi yine. Son dönemde özellikle dikkat ettiğim Büyükçekmece'de aydınlatma anlamında, peyzaj anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Yani sokaklarımız maalesef karanlık ve güvenlik bu noktada sıkıntılı. Bizim Büyükçekmece'mizde her yerin ışıl ışıl olacağını, bu sorun bizim değil BEDAŞ'ın, bu sorun bizim değil İETT'nin, bu sorun bizim değil Sağlık Bakanlığı'nın, bu sorun Milli Eğitim Bakanlığı'nın demeden tüm sorunlara çözüm ortaklarıyla beraber çözüm üreteceğimizi burada ifade etmek istiyorum. Yine Büyükçekmece'de mezarlıklara gittiğiniz zaman gerçekten mezarlık yeri bulmak problem. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımızda Murat Kurum Başkanım'la beraber mezarlıklarla ilgili tüm İstanbul'a bir çözüm üretilecek. Ama mezarlıkların bakımı olsun, yollarının gidiş güzergahı olsun, burada yatan ölülerimize saygı olsun, bunların hepsini yapma gayreti içerisinde olacağız. Kültürel hizmetlere önem vereceğiz. Tarihi değerlerimizi korunarak belediyemizin yapmış olduğu Büyükçekmece Festivali biz daha da geliştirerek devam ettirmek ana amaçlarımızdan bir tanesi. Sadece belli yörelerden değil, belli ülkelerden değil, o ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizi, Türk kardeşlerimizi yine o bölgenin insanlarıyla beraber buralarda ağırlayıp bugün yapılanı daha da ileriye götürerek faaliyetlerimizi devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Mimar Sinan sahili işlevsel hale getirilmesi gerekiyor. Şu anda Mimar Sinan sahilimiz gerçekten çok kullanılabilen bir sahil değil. Altyapısı bitirilmiş, ışıklandırması, üzerindeki tesisleri bitirilmeden ve güvenlik sorunu yaşayan bir sahil durumunda. Bunları bir an önce 1 Nisan 2024'ten sonra inşallah faaliyete getirmek ana hedeflerimizden bir tanesi. Tarım alanlarımızı daha verimli hale getireceğimizi ve Büyükçekmece'deki çiftçi arkadaşlarımızı, ki ben daha önceden Büyükçekmece Ziraat Odası Başkanı'nın 15 sene yapmıştım. Şu anda da birlikte çalıştım. Sezgin Erçağ Bey, Ziraat Odası Başkanı. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle, Tarım Kredi Kooperatifimizle, Ziraat Odamızla Büyükçekmece'deki tarım arazilerini daha düzenli halde getirip ve belediyenin elindeki arazileri de belediye imkanlarıyla kullanıp tarım marketlerimizden halkımıza buradan ürünleri çok çok ucuza vermek ana hedefimiz. Belli noktalarda ücretsiz olarak dağıtacağız. Yine muhtarlarımız 24 mahallemizde olmazsa olmazımız. Tüm muhtarlarımızın ihtiyaçlarının karşılanacağını buradan ifade ediyorum.
muhtara personel vermekse personel vermek. Elektrik, su, doğalgaz vesaire giderleri ise şu anda karşılananları var, karşılanmayanları var. Hepsini karşılayarak muhtarlıkların tüm giderlerinin belediye tarafından, belediye muhtarlıklar müdürlüğü tarafından karşılanacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Muhtarımız mahallesinde gördüğü bir toplantıya bize söylemek suretiyle belediyenin kültür merkezinde yapabilecek. Oradaki ikramıydı. Orada yapılacak giderleriydi. Muhtar bunu düşünmeyecek. Muhtar o toplantıya kaç kişi geleceğini düşünecek. Muhtar arkadaşımız bu toplantıda kaç kişinin bilgi sahibi olabileceğini, kaç kişiye erişebileceğimizi düşünecek. Oradaki toplantıdaki ağırlayacağı masrafıydı vesaireydi. Muhtarın konusu değil, onlar bizim konumuz. Belediyenin konusu. Bölgemizde çok fazla fabrikalarımız var. Ve yine bölgemizde biliyoruz ki iş arayan gençlerimiz var. Bir tarafta iş arayan gencimiz iş yok derken fabrika sahibi de eleman bulamama sıkıntısı içinde. Şu anda Büyükçekmece'de çıraklık eğitim merkezi dahi yıkılmış halde ve Esenyurt'ta Beylikdüzü'ne gidin deniyor arkadaşlara. Çıraklık eğitim merkezi lazımsa çıraklık eğitim merkezi. Tepeciğimizde ikili öğretim varsa onu tekli eğitime geçmek gerekiyor, tekli öğretime geçeceğiz. Bunlarla ilgili bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorunu demeyeceğiz. Burası halk eğitimin sorunu demeyeceğiz. Yapmamız gereken bina yapmamız gerekiyorsa bina yapacağız. Bahçe yaptırmamız gerekiyorsa bahçe yaptıracağız. Önemli olan yarınlarımız dediğimiz yavrularımızı, çocuklarımızı geleceğe güzel ve doğru bir şekilde hazırlayabilmek. Eğitimin telafisi yok. 4 yıl bitiyor. 2. 4 yıl, 3. 4 yıl. Bunları yaparken bu çocuklarımızı gerçekten geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. Yani doktor ihtiyacı varsa doktor, avukatsa avukat, ara elemansa ara eleman. Benim çocuğum doktor olacak diye uğraşmayacak. Çocuğumuz neye meyilliyse öğretmenleri, psikologları, sosyologları bunu değerlendirerek çözüme kavuşturacaklar. Bölgemizde yine kadınlarımıza her türlü imkanları sağlayacağız. Akşamları Büyükçekmece sahilinde küçük bir alan var. Hanımefendilerin kullandığı, pazar olarak kullandığı bir alan var. Bunların çok fazla geliştirilmesi gerekiyor. Hanımlarımızın özellikle beyler belki muzdariptir. Devamlı hanımefendiler bir şeyler almak için para isterler. Bunlar üretilir vesaire. Ama üretildikten sonra bunlar satıma da sunulmalı. Hanımlar bunu değerlendirebilmeli de. Bunun için imkanlarımız var. Bunun için Büyükçekmece çok güzel bir sahilimiz var. Büyükçekmece sahilimiz var, Celaliye'miz var, Kamil Obamız var. Bu sahil bantlarını düzgün kullanarak, tabii ki bunu kullanmanın birinci şartı buraya gelecek insanların otopark ihtiyacını gidermek, diğer ihtiyaçlarını gidermek. Yani bunları yaptıktan sonra diğerleri de arkasından gelecektir diyorum. İlçemizde sporla ilgili emin olun Büyükçekmece ilçemizde bir tane kapalı yüzme havuzu yok belediyemizin. Bir tane kapalı yüzme havuzumuz yok. Yani spor deyince sadece futbol aklımıza geliyor. Erkeklerin futbol geliyor olabilir. Ama burada kızı olan, eşi olan, annesi, babası, basketbol oynamak isteyen, voleybol oynamak isteyen, su sporları yapmak isteyen gençlerimiz var. Bunlara da yönelmemiz gerekiyor. Mutlak surette bunlar yok demiyorum. İlçemizde bunlar da var. Bir tane voleybol kulübü olduğunu biliyorum. Bir tane profesyonel basketbol kulübü olduğunu biliyorum. Ama bunların daha da geliştirilmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili salonların yapılması gerekiyor. Yüzme havuzlarının yapılması gerekiyor. Yani gençlerimizi her alanda dışarıyla bağlantısını koparırken kötü alışkanlıklardan buralarda entegre edebilmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili Büyükçekmece'mizde yerlerimiz var. Bunları daha doğru değerlendirip daha güzel şekilde gençlerin kullanımına sunmamız gerekiyor. Yine yaşlılarımızla ilgili ihtiyaç sahibi ailelerimize mutlak surette şu anda kaymakamlığımızın vakfı yapıyor. Ev temizlikleri, kişisel bakımları vesaire. Bunları belediye olarak biraz daha geliştirerek kimseyi mağdur etmeden herkese yetebilmemiz gerekiyor. Yine mahallelerimizde bulunan çocuk parklarımızın mutlak surette hem engellilere hitap edebilmesi hem de çocuk parklarında oyun alanlarının daha da geliştirilmesi gerekiyor. Yok dersem haksızlık ederim. Çocuk parkı olan mahallelerimiz var ama bunların mutlak surette geliştirilmesi ve engellilerin de birlikte kullanabileceği alanlar haline getirilmesi gerekiyor. Öncelikle gençlerimize bakın 12'ye giden bir tane evladım var. Buradan Beylikdüzü'ne kütüphaneye gidiyor. Büyükçekmece'de AKM'de kütüphane olduğunu biliyorum.
Şu anda açık mı bilmiyorum. Hakemede bir kütüphane var. Fakat benim oğlum buradan kalkıyor akşamları Beylikdüzü Hakemi'ye kütüphaneye gidiyor. Sırf onu takip ederek bir akşam ben de gittim ve kütüphanede gördüğüm gerçekten orası da CHP'li belediye. Güzel bir ortamda çalışma sergilemeye çalışıyorlar. Kütüphanedeki memur arkadaş beni tanıdı. Siz dedi Recep Eroğlu'sunuz, evet. Ne hizmetler veriyorsunuz dedim. Çocuklara sabahları çorba, akşamları kekti, akşamları kekti, çay ikramı varmış. Biz bunları bir tık daha geliştirebiliriz. Büyükçekmece'mizin buna ihtiyacı var. Büyükçekmece'li gençlerin buna ihtiyacı var. Büyükçekmece'mize oralardan insanların gelmesi lazım. Bizim gençlerimizin oralara gitmemesi lazım benim anlayışımda. Bunu da sağlayacağımızı düşünüyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız bizim için olmazsa olmazımız Büyükçekmece'de. Burada dernek başkanlarımız da var. Platform başkanımız Recep Bey var. Yine Gazeteciler Dernek başkanlarımız, her iki derneğimizin başkanı da burada. Tüm hemşeri derneklerine, tüm derneklerimize mutlak surette Büyükçekmece'de etkinliklerini yapabileceği yerler vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili Büyükçekmece'deki Kültür Parkı, Kervansaray orayı gerçekten tarih kokan bir mekan dizayn edebiliriz. Farklı düşündüğümüz alanlar da var. Bunlarla ilgili mutlak surette sizlerle ve STK'larımızla beraber çalışacağımızı ifade ediyorum. Kapalı pazar alanları olmazsa olmazımız. Büyükçekmece'de son dönemde yapılan güzelce de bir pazar yerimiz var. Ve Büyükçekmece'de cumartesi pazarının olduğu bir alan var. Ama salı pazarına bakın, öteden beri aynı pazar. Tepeceğimiz keza aynı, Mimar Sinan'ımız aynı, Murat Çeşme'miz aynı, Kumburgaz'ımız aynı. Her mahalleye çok fonksiyonlu kapalı pazar yerlerini oluşturmamız gerekiyor. Ve bu kapalı pazar yerlerinin sadece bir gün değil, haftanın diğer günlerinde işlevsel olarak farklı amaçlarla kullanılabilmesi gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyorsak bunları otopark olarak kullanabiliriz. Hiçbir şey bilmiyorsak. Ama biz çok şey bildiğimizi ifade ediyoruz. Ve buraları kullanırken de sadece pazar alanı değil, hanımlarımızın kullanabileceği alanlar, gençlerimizin kullanabileceği alanlar, öğrencilerimizin kullanabileceği alanlar, hobi alanları vesaire olarak kullanabileceğini ifade ediyorum. Bununla ilgili projelerimizi bitirdik ve hiç kullanamadığımız noktada dahi bunları otopark olarak kullanacağımızı ifade ediyorum. Yine ilçemizde yaşayıp evlenemeyen gerçekten gençlerimiz var. İlçemizde yaşayanlar var, evlenmekte zorluk çekiyorlar. Bunlara mutlak surette destek olacağız. Bakınız, bir düğün yaparken yemekli düğünlerde belki masraf 100 bin lira, 120 bin lira, 150 bin liraları buluyor. Ama belediye ait sosyal tesisler oluşturabilirsek bunların yapılacağı, kır düğün salonları gibi farklı noktalarda ki bunları Çatalca Belediye'miz yapmış. Çatalca Belediye'mizinkinde bir tık ileriye giderek Büyükçekmece'mize özel projeler üretebiliriz. Mantığımız hiçbir zaman şu değil ben ve arkadaşlarımın. Bir iş ve işlemi yaparken kamunun malını zararına vermek değil. %1 de olsa kar ederek bu kuruluşu ayakta tutabilmek. Belediye bu tür düşündüğümüz çok fazla belediye iştiraki var. Bunları yaparken çok minik minik karlar da edebileceğiz. Bunları yaparken asla amacımız dışarıdaki özel sektörü baltalamak, işini engellemek değil. Şöyle bir örnek vereyim. Halk ekmek üretiminde biz İstanbul'un tüm ekmeğini üretmiyoruz. Ama İstanbul'un %5 ekmeğini üretirken hem piyasaya bir denge hem piyasaya bir kalite getirmek ana hedefimiz. Biz de aynı dengeyi kuracağız. Düğün salonlarıyla, yapacağımız sosyal tesislerle gerçekten Büyükçekmece'mize bir denge unsuru ortaya koymaya çalışacağız. Rekabetçi bir anlayış ortaya koyacağız. Ve burada özel sektörün yaptığı işte gözümüz yok. Ama düğününü yapamayan gencimize çare olmaya çalışacağız. Düğünümüzü yapamayan gencimize çare olurken diğer noktada toplantısını yapamayan, diğer noktada alışverişini yapamayan tarım marketiyle, Büyükçekmece marketi adını her ne koyarsak koyalım, bunlarla birlikte toplumun her katmanına hizmet etmeyi gaye edindik, amaç edindik. Yine sporun her türlüsüne destek vereceğiz. Sadece belediye bütçesinden amatör spor kulüplerine, 12 tane spor kulübüne bütçenin yüzde kaçı kadar veriyor Musa Bey? Siz daha iyi biliyorsunuz o dönem. Belli bir bütçeyi ayırmak yerine tüm spor kulüplerine, tüm spor camiasına, gençlerimize bunu sunarken
Spor kulübü olmayan alanlarda da belediye olarak her türlü katkıyı sunmak ana hedefimiz. Yani bir şeye baktığınız zaman çocuğumuz sabah 8'de işe giderken bırakıldığı zaman belediyenin ilgili tesisine, bünyesine akşam 5'e kadar öğle yemeğinden de faydalanabilsin. Oradan İngilizcesini, matematiğini yazın, eğlenerek yapabilsin, sporunu yapabilsin, dini derslerini görebilsin ve oradaki her türlü şeyini alabilsin. Ve bunun karşısında da belki öğle yemek bedelini velisinden isteyebileceğiz, o tesiste zarar etmesi diye. Ama diğerlerinin hiçbiriyle ilgili bir tarifimiz olmayacak diyorum. Yani biz bunları yaparken Büyükçekmece'de birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, Büyükçekmece'mizi kucaklayacak, her türlü dengeyi, her türlü duruşu bizler sizin karşınızda sergileyeceğiz. Ve burada da bizim olmazsa olmazımız, Büyükçekmece'mizin yerel basını, Büyükçekmece diyorum, toplantı Büyükçekmece diye diyorum. Az evvel Mehmet Mert Bey ve Nezir Karagün Hocam beni uyardı. Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Silivri, Küçükçekmece'deki arkadaşlarımız, Çatalca'daki arkadaşlarımız burada dediler. Ben toplantı mekanı Büyükçekmece, ben de Büyükçekmece Belediye Başkan adayım diye Büyükçekmece üzerine kuruyorum cümleyi. Hakkınızı helal edin bu noktada. Sizler bizim olmazsa olmazımızsınız. Her türlü projemizi paylaşacağımız, her daim yanımızda sizlerin olmasını istediği, her zaman bizim yaptığımız güzel haberleri değil, tabii ki eleştireceksiniz de. İnsanoğluyuz. Hep doğru şeyler yapmayacağız. Belki yanlış işler de yapacağız. Bunları eleştirileri de kabul edeceğiz. Bu noktada da bizlerin sizlere her daim ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben tekrardan biraz fazla da konuştum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarken şu sözü size vermek istiyorum. Eğer ki aday olursam, Büyükçekmece'mizi kazandığımız zaman inşallah 1 Nisan'dan sonra az evvel Sayın Dernek Başkanlarımıza söz verdim. Nezir Hocam'a, Mehmet Mert Bey'e, her ikisine de söz verdim. Gazeteci arkadaşlarla bu platformlarda değil, yazın gittiğimiz belli bir noktadaki 3-5 günlük bir kampta belli şekilde konuşmak, kışın bir termal otelde farklı noktada farklı değerlendirmeler yapmak, sizlerin görüşlerinizi almak ve sizlerle birlikte olmak isterim diyorum. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağınızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.